İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ahmet İsvan, İstanbul'un Halkçı Belediye Başkanı 1973-1977 sergisinin eş etkinlikleri olan oturumların ikincisi, kronik sorunlara kalıcı çözümler oturumlarının ikincisinde Sayın Murat Karayalçın'la beraberiz. Kendisine davetimizi kabul edip buraya katıldığı için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Hemen ilk sorumu yönelteceğim size. Konu malum halkçı belediyecilik ve Murat Karayalçın dendiği zaman Türkiye'nin halkçı belediye başkanları arasında akla gelen isimlerden birisiniz. Siz bu halkçı belediyecilik konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendi uygulamalarınızla nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Hemen onu bir öğrenmek isterim, sormak isterim. Tülin Hanım, önce galiba bir terminoloji sorunu yaşadığımızdan söz etmem gerekiyor. Bizim CHP çizgisindeki belediye başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin çalışmalarının siyasal tanımına ilişkin bir metnimiz, bir belgemiz elimizde yok. Nedir bu belediyeciliğin tanımı? Tabii hepimiz kendimize göre uygun gördüğümüz tanımları dile getiriyoruz, yapıyoruz. Parti yöneticileri, parti genel başkanları da uygun gördükleri tanımları seslendiriyorlar. Ama örneğin kurultaydan geçen, bir kurultay kararı şeklinde olan ya da bir parti meclisi kararı şeklinde olan bir metin elimizde bulunmuyor. Öyle olduğu için de bu harekete çok farklı adlar veriyoruz. Halkçı belediyecilik deniyor. Siz bu ifadeyi kullandınız. Toplumcu belediyecilik diyenler var. Yeni toplumcu belediyecilik ifadesi kullanılıyor. Ben sosyal demokrat belediyecilik ifadesini tercih ediyorum. Daha doğru olduğunu düşünüyorum. CHP belediyeciliği, SHP belediyeciliği vesaire, yani çok sayıda isim var önümüzde. Bunların tek bir isme dönüştürülmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu da parti yönetimine, genel başkana ve ilgili genel başkan yardımcımıza önerdim. Bir kurultayla, bir yerel yönetimler kurultayı yaparak Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat belediyeciliğin ya da adını nasıl koyacaksak, hangi adı taşıyacaksa, o belediyeciliğin bir ideolojik siyasal tanımını yapmalı. Bu yetki parti meclisinde ya da asıl olarak kurultayda. O nedenle kurultayımız ya da parti meclisimiz bu yetkiyi kullanmalı. Aslında aynı şey Sosyalist Enternasyonal için de geçerli. Ben Sosyalist Enternasyonal kararlarını da bu bağlamda taramaya çalıştım. Orada da görebildiğim kadarıyla bir bütünsel bir karar metni yok. Hiç kuşkusuz Sosyalist Enternasyonel'in yöneticilerinin, mensuplarının çeşitli terminolojiler kullanarak yaptığı açıklamalar var ama tek bir metin, biraz önce dediğim gibi bir bütüncül metin orada da bulunmuyor. Bu iyi bir adım olur diye düşünüyorum. Bir ortak çerçeve olmayınca bütün belediye başkanlarımız, 73 ile birlikte başladı bu hareket, 73'ten itibaren bu ünlü belediye başkanlarımız, yaşamlarını yitirmiş belediye başkanlarımız, Ahmet İsvanlar, Veled Dalokaylar, Aytekin Kotiller, Ali Dinçerler bu hareketi başlatmışlardı. Erol Köse, sevgili Erol Köse bu hareketi başlatmıştı. Bu hareketin böyle bir çerçeveye oturtulması, tek bir isim etrafında toplanması uygun olacaktır diye düşünüyorum. Bu arkadaşlarımız, büyüklerimiz kendi görüşlerine göre, parti programını yorumlamalarına göre bir belediyecilik hareketini başlattılar. Doğal olarak bu yoksulları gözeten, yoksulların kentsel gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan, kentlerde yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan bir hareketti. Her belediye başkanımız kendi görüşüne göre bunları nasıl karşılayacağını ortaya koydular. Ben önce Ahmet İsvan için birkaç şey söylemek istiyorum. Ahmet İsvan'ın Başkent Gölgesinde İstanbul adlı anı kitabı onun belediyecilik anlayışını da ortaya koyuyor.
aynı zamanda devlet yönetimi anlayışını da tanımlamakta. O kitapta yalnızca belediyeciliğin, halkçı belediyeciliğin ya da sosyal demokrat belediyeciliğin nasıl olması gerektiğine ilişkin açıklamalar yok. Bir de merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğine ilişkin açıklamalar, öneriler var. 73 yılında, 73-77 döneminde Türkiye'nin en büyük kentini yöneten bir belediye başkanının bir yandan yetkilerini sonuna kadar kullanmayı öngören ama öte yandan da yetkisizlik sorununu kamuoyunun gündemine taşıyan bir yaklaşımına tanık oluyoruz. Yetkilerini kullanırken çok çarpıcı örnekler var, onları görüyoruz. Örneğin Halk Ekmek fabrikasının başına Devlet Planlama Teşkilatı'nın ünlü İktisadi Planlama Dairesi Başkanı, hatta bir ara müsteşarlığını da yapmıştı galiba, Osman Nuri Torun getiriliyor. Bu olağanüstü bir şey. Bir belediye iktisadi teşekkülüne, yani bir BİT'e, Türkiye Devleti'nin planlamasının başında olan kişi bir yönetici olarak getirilebiliyor. Bu belediye başkanının kendi kuruluşlarına, kendi idari yapısına vermiş olduğu öneminde bir ifadesi. Vedat Dalokay'la, Ali Dinçer'le birlikte olduk. Onları tanıdım. Ahmet İsvan'ı, Aytekin Kotil'i tanıdım. Erol Köse'yi tanıdım. O dönemin belediye başkanlarını da tanıdım. Birlikte olma olanağını buldum. Dediğim gibi her birinin bugün örnek olacak, bizim sosyal demokratlar olarak bu alandaki başarılarımızı ortaya koyacak çok çarpıcı projeleri var. Aslında bir toptan söylemek gerekirse şunlar ifade edilebilir. En azından Ankara için ben bunu söyleyeyim. Biz sosyal demokrat belediyeciler olarak Ankara'da Birleşmiş Milletler ödülünü kazanmış olan bir ünlü yeni kent projesini inşa ettik, Batıkent. Berat Dalokay'la başlayan, Ali Dinçer'le devam eden, benim KentKOP Genel Başkanı olarak ve daha sonra Belediye Başkanı olarak tamamladığım bir proje. Bu Dünya Konut Yılı'nın ödülünü kazandı. Ama burada asıl önem taşıyan konu, belki de Türkiye tarihinde ilk kez kitlesel olarak yoksul ve dar gelirlilerin konut gereksinmelerinin karşılanmasıydı önemli olan. Böyle bir şey bir daha yaşanmadı. 55 bin konut, 300 bin nüfus ve elimizde son derecede kısıtlı olanaklar varken, özellikle 12 Eylül darbesinin koşulları altında bir mucizeyi gerçekleştirdik sosyal demokratlar olarak ve bu kenti inşa ettik. Bu başlı başına Ankara'nın sosyal demokratlarının, aslında tüm sosyal demokrat belediyecilerin kıvanç kaynağıdır. Sosyal demokratlar olarak Türkiye'nin ilk metrosunu yaptık biz. Türkiye'nin ilk tahsisli yolunu yaptık. İlk tüketim örgütlenmesini gerçekleştirdik. Türkiye'nin ilk tahvil satışını gerçekleştirdik. Türkiye'nin ilk kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirdik. 1980'lerin sonunda, 90'ların başında Dikmen Vadisi projesi, Portakal Çiçeği Vadisi projesi hala aşılamamış, bana göre çok çarpıcı örneklerdi. Sosyal demokratların halkçı belediyecilik ya da sosyal demokrat belediyecilik anlamında ortaya koymuş oldukları, bunlar bazı örnekler, çarpıcı örnekler. Ama bana göre en önemlisi, bu ideolojik olarak da tartışıldığı için söylemek durumundayım, yoksul insanların kaliteli kent hizmetlerine ulaştırılmasıdır. Ben bunu zaten çok önemsiyordum ama günün birinde David Harvey diye bir düşünürün bunu temel bir ölçü olarak kullandığını gördüğümde, okuduğumda çok sevinmiştim. Ya biz bunu yaptık, işte bunu yapmaya çalıştık elimizdeki olanaklarla birlikte. Yoksul insanlarımızı, kent yoksullarını kaliteli kent hizmetlerine ulaştırmak için çabaladık. Bu turnusol kağıdı. Yani sol belediyeciliğin, sosyal demokrat belediyeciliğin bana göre en çarpıcı göstergesi. Bunu sağladık. Bunun adı nedir bu hareketi? Nasıl adlandırmak gerekir bilmiyorum. Ben buna sosyal demokrat belediyecilik diyorum. Bu bir gelenek oldu. 70'lerden bu yana, 73'ten bu yana biz bunu gerçekleştirdik. Şimdi de arkadaşlarımız,
Yani 2019 belediyecileri, 2019'da göreve gelen belediyeciler bunu gerçekleştirmekteler. Evet. Siz öyle bir cevap verdiniz ki benim neredeyse sormak istediğim birçok soruyu böyle içine alarak cevabıyla birlikte topluca arz etmiş oldunuz. Bunların içinde cevabını duymadığımız bir şey var bence. O da sizin Ankara'nın kültür ortamı için yaptığınız faaliyetler. Orayı bir kültür turizm şehrine çevirmek için yürüttüğünüz çalışmalar. Kültür konusuyla bu sosyal demokrat belediyeciliği nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Aslında yani verdiğiniz cevap bakış açınızı biraz açıklıyor ama belki daha geniş bir biçimde açıklama imkanı bulabilirsiniz böylelikle. Tabii memnuniyetle. Biz yalnızca mühendislik projelerinde değil, Batı Metro gibi ya da yalnızca Batı Kent gibi, Çay Yolu gibi, Elvanköy, Eryaman gibi, Dikmen Vadisi projesi gibi, Portakalçayı Vadisi projesi gibi kent projelerinde değil, aynı zamanda toplumsal alanda da çok çarpıcı örnekler verdik. Örneğin saydamlık açısından çok çarpıcı örneğimiz, Türkiye tarihinde ilk kez belediye meclis toplantılarının Radyo Anki adını verdiğimiz bir belediye radyosu aracılığıyla yayınlanmasıydı. Bir belediye radyosu kurduk. Bilmiyorum başka bir belediye de var mıydı? Belediye radyosunun adını Radyo Anki diye koyduk. Radyo Anki, Jülide Gülizar vardı. Benim gençliğimin böyle çok sevilen bir TRT spikeriydi Jülide. Jülide Radyo Anki'nin spikeri olarak naklen belediye meclis toplantılarında yayınlıyordu. O bana göre çok çarpıcıydı. Katılımcılığın bana göre en çarpıcı örneği olan proje demokrasisi diye adlandırdığımız bir örgütlenmeyi gerçekleştirdik. Özellikle Dikmen Vadisi'nde, Portakalçayı Vadisi'nde proje halkıyla belediye olarak bir ortaklık oluşturduk, bir sanal ortaklık oluşturduk. Karar Proje Karar Kurulu kurduk ve Proje Karar Kurulu'nda tasarımdan uygulamaya kadar bütün adımları eşit oy kullanarak birlikte attık. Ben kurul başkanıydım. Benim oyum oyların eşitliği durumunda hangi kararın alınacağını da belirtiyordu. Yine bu alanda bir başka bana göre çarpıcı olan, bana hala çok coşku veren uygulamamız da hipodrom konserleriydi. Çok teşekkür ederim buna değindiğiniz için. Bunun turizmle ilgisi yok. Turizm açısından biz bunu yapmadık. Biz bunu Ankara için yaptık, Ankaralılar için yaptık. Biraz önce dediğim görüşle yaptık. Bir defa sanatı kitleselleştirdik. Sanatı sokağa taşıdık. Hipodrom'da yüz binlerce insanın katıldığı kültür sanat etkinlikleri, konserler verdik. Bu yalnızca popüler müzik konserleri değildi, halk müziği konserleri değildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası herhalde tarihinde ilk defa hipodromda açık havada binlerce, on binlerce insana konser vermişti. Biz bir yandan sanatı sokağa taşıdık, öte yandan da yüz binleri hipodrom alanında bir araya getirip bir konserde toplayarak onların hemşehrileşmesine, kitleselleşmesine katkıda bulunduk. Yani yeni bir kent kimliğinin inşasında geldiği yerin adını taşıyan ya da annesinin babasının geldiği yer üzerinden kendisini tanımlayan, kendi kimliğini orada üzerinden tanımlayan insanlara Ankara kimliğinin kazandırılmasında, yani o insanların hemşehrileştirilmesinde hipodrom konserlerinin de bana göre çok büyük etkisi olmuştu. Düşünsenize birkaç yüz bin kişi orada. Şimdi orada kaliteli kent hizmetleri dediğim hizmetleri sunuyorduk. John Baez konser verdi. Bu bana göre çok önemliydi. Ben 68 yılında bitirdim Mülkiye Mektebi'ni. İstanbul'da konser veriyordu. Seçim çalışmalarında John Baez'i, o dönemin 68'li yılların çarpıcı sanatçısı John Baez'i, ilerici sanatçısı John Baez'i Ankara'ya getireceğimi söylemiştim. Ankara'da konser verdi John Baez. Theodorakis, Mikis Theodorakis Ankara'da konser verdi. Zülfü Livaneli konser verdi.
Çok ünlü sanatçılarımız geldiler, konser verdiler. Otobüslerle insanlar toplandı ve otobüslerle insanlar geldikleri yere tekrar dağıtıldı. Müthişti, olağanüstüydü. Keşke sürdürülebilseydi ama olmadı. Bu kültür sanat alanında bir şey daha söyleyeyim. Biz şehir tiyatrosu kurmadık Gülen Hanım. Şehir tiyatrosu kurmak yerine Ankara'nın bir amatör ve özel tiyatro geleneği vardı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun en çok öne çıktığı bir geleneğimiz vardı. Bütçemizde bir fon oluşturduk. Ve projeler üzerinden o fonu amatör tiyatroculara, özel tiyatroculara kullandık. İçinde yolculuk harcamalarının karşılanması var. Kostüm dekor harcamalarının karşılanması var. İçinde kira bedelinin karşılanması var. Bir kurul kurduk. O kurulun beğendiği projeleri bütçe üzerinden destekledik. Bana göre bugün içinde yine sosyal demokrat belediyecilerin kullanabilecekleri bir uygulama oldu. Bir de katılımcılık için onu da söyleyeyim. Ben katılımcılığı 3 alanda önemsiyorum Tülin Hanım. 1- plana katılım. 2- belediye bütçesine katılım. 3- belediyenin projelerine katılım. Plan ve bütçeye katılım konusunda Ankara Kurultayı adını verdiğimiz bir örgütlenmeyi gerçekleştirdik. Ankara Kurultayı. Ankara'nın başkent olduğu gün 13 Ekim. 13 Ekim'in içinde bulunduğu hafta, tüm hafta Ankara Kurultayı haftasıydı. Ben orada bir defa Ankara'daki bütün sivil toplum örgütlerinin temsilcileri davetliydi. Ben bir örgüt üyesi değilim ama tek bir Ankaralı olarak ben de katılmak istiyorum diyen tekil Ankaralılar da davetliydi. Belediye meclis üyelerimiz doğal üyeleriydi. Muhtarlarımız doğal üyeleriydi. Çok büyük bir platform, spor salonunda her yıl toplandık ve ben bütçemi belediye meclisine sunmadan önce hemşerilerimin bu temsilcisi olan bu Ankara Kurultayı'nın delegelerinin tartışmasına sundum. Tıpkı Plan Bütçe Komisyonu'nda olduğu gibi Kurultay'ın kurduğu Plan Bütçe Komisyonu da benim sunmuş olduğum bütçe taslağını müzakere etti. Belediye meclis üyeleri de o müzakereleri orada izlediler. Ben sonra oradan aldığım güçle, oradan topladığım önerileri de katarak bunu belediye meclisine sundum. Ve belediye meclisinde tahmin edebileceğiniz gibi çok iyi bir şekilde geçti. Çok geniş bir katılımla geçti. Aynı zamanda planları da orada tartışmıştık. Yani yalnızca mühendislik alanında değil, yalnızca kent projelerinde, yeni kent projelerinde, kentsel dönüşüm projelerinde değil, bu alanda da çok önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. Evet, bu katılım konusu özellikle bu dönemin de çok ayırt edici özelliklerinden bir tanesi. Ve bu bahsettiğiniz alanların her birinde adımlar atılmaya çalışılıyor. Ben bazen bunu şeye benzetiyorum, yani öyle bir 25 yılın ardından tekrar bu katılım konusu gündeme geldi ki bazen bir barajın kapaklarının açılmasına benzetiyorum bu durumu. Böyle istekler, sular, niyetler böyle inanılmaz bir hızla akıyor bulunduğu yerden. Ve gerçekten bunları kullanabiliyor olmak çok çok önemli. Beraberlikler kurmak ve o sizin bahsettiğiniz hemşerilik bilincini gerçekleştirebilmek için, kentli yurttaşı yaratabilmek için çok önemli uygulamalar gibi görünüyor bana. Bir katkıda bulunabilir miyim? Elbette ki. Şimdi benim şöyle bir varsayımım var Tülin Hanım. Yani insanlar laf olsun diye katılmıyorlar. Şan olsun diye katılmıyorlar. Katılımcılık iyi bir ifade. Siz onları katılın diye çağırıyorsunuz. Onlar da insanlar, hemşerileriniz de tamam katılalım diyorlar ama yani sonuçta bir iki toplantıdan sonra çok da fazla bir şey çıkmıyor. Bence katılımın gerçek anlamda sonuç verebilmesi için, yani insanlarımızın hemşerileştirilebilmesi için, o kentin demokratikleştirilebilmesi için katılımın proje esasına göre sağlanmasında çok büyük bir yarar var. Projelere göre katılım olmalı. Çünkü sonuçta insanlar o projelere katılarak bir şey elde edeceklerini düşünüyorlar. Bir kazanım sağlayacaklar. Dolayısıyla da projelere asılıyorlar.
Ben bunu Batı kentten itibaren uyguladığımız bütün projelerde gördüm ve bu varsayımı ona dayalı olarak söylüyorum. Bu projelerin gerçekleşmesini isteyen insanları, projelerin gerçekleşmesi için işe asılan insanları ben proje muhafızları diye adlandırıyorum. Yani müthiş bir enerji çıkıyor orada Tülin Hanım. Bunun gerçekleşmesi için. Evet. Bakın size bir şey söyleyeyim. Ya Batı kent 15-10 yılda bitti. Bilemediniz 15 yılda bitti. Bu olacak iş mi? Yani Türkiye'de 55 bin konutluk 1 milyar dolar değerinde yatırım bedelinde olan bir projenin 10-15 yılda bitmesi mümkün mü? Bitti. Nasıl bitti bu? Nasıl bitti bu? Hem de 12 Eylül koşullarında bütün krediler donmuş. SSK konut kredisi vermiyor. Emlak Kredi Bankası kredi vermiyor. O ortamda bizim bütün yöneticilerimiz askeri yönetim tarafından görevden alınmış. İnsanlar 1402 sayılı sıkı yönetim yasasının önünden kaçışmakta, kent kopa toplanmışlar. Çok ciddi sorunlar yaşanmış falan ama ona rağmen bu proje gerçekleşti. 10-15 yılda bunu sağladık, bunu bitirdik. Yani kentler bitmez, onu biliyorum. Yani bir kent için bitti denilemez, onu biliyor, bilerek söylüyorum. Ama inşaat anlamında söylüyorum Tülin Hanım, hiç olmasa bitti. Bu benim varsayımımın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Eğer insanlar sonuçta bir kazanım elde edeceklerse, eve gireceklerse, yoksul ve dar gelirli insanlar ilk defa Türkiye'de sosyal demokrat belediyecilerin öncülüğünde bunu elde ettiler. Buna girmek için işe asıldılar, proje muhafızı oldular, kapıdan kovuldular, bacadan girdiler ve bunu gerçekleştirdiler. Aynı şey Dikmen Vadisi'nin birinci aşamasında yaşandı. Yıllardır sürünen, sağa sola savrulan gecekonducular bir proje örgütlenmesi içinde Ankara Belediyesi ile bir araya geldiler. İşe asıldılar, projeyi tamamladılar. Yani birinci aşamasını diyorum, sonra maalesef Dikmen Vadisi projesi bir arsa temini projesine dönüştü. Dolayısıyla katılım için, katılımcılığın sağlanabilmesi için çağrı yapacağınız kitleye sonuçta ne elde edeceğini, katılarak ne elde edeceğini de gösterebilmelisiniz. Aksi takdirde o nutuk atma birlikteliği olabilir. Ben bu bağlamda Gezi direnişinin çok çarpıcı bir örnek olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Yani insanlar kendi yaşam alanlarına sahip çıktılar. Yani ben olmadan buraya müdahale edemezsin dediler. Aslında Türkiye'de bu kentlerle ilgili gelişmenin bence başlangıcıdır Mayıs-Haziran 2013 tarihi. Gezi direnişini bunun için bir başlangıç olarak almak gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda katılımcılığa yaklaşılmalı. Eğer böyle yaparsanız mesela İstanbul'da da Türkiye'nin öteki kentlerinde de projelere göre o proje alanındaki halkı örgütleyerek, örneğin biz kooperatif kurmuştuk. Dikmen Vadisi kentsel dönüşüm kooperatifleri. 5 mahalle vardı. 5 mahalleyi kooperatifler şeklinde örgütlendik ve temsilcilerini kooperatifler seçti, gönderdi. Yani biz tayin etmedik. Sen gel demedik. Temsilci olarak bu mahalleden seni alıyorum demedik. Onlar seçtiler Gülün Hanım. Onların seçtiği 5 temsilci, 5 mahalleden birer temsilci. Ben de belediyeden 5 tane yönetici tayin ettim. 10 kişi. 10 kişi bir araya geldiler. Ben de başlarına geçtim. 11 kişi olduk. Dikmen Vadisi Projesi Karar Kurulu'nu oluşturduk. Yok böyle bir kurul. Yasalarımızda, belediye yasasında böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunu biz icat ettik. Bu bir, hani şimdi müşterek ifadesini kullanıyorlar ya, ortak alandır. Evet. Müşterek dedikleri alandır. Bu ortaklaşma alanıdır. Bu evet. Alanda geçici süreyle sanal bir ortaklık kurduk ve bütün kararları ve uygulamaları birlikte yaptık. Olağanüstü bir katılım oldu ve olağanüstü bir hız elde edildi. Yani tıpkı Batı kentteki gibi insanlar muhafızlaştılar. Bir demokratik sürecin işleyişiyle olağanüstü bir proje enerjisi üreterek insanlar bunu sonuçlandırdılar. Bana göre yapmamız gereken bu. Yani katılımcılığı bu anlamda öne çıkarmalıyız. Tabii saydamlık da bu bağlamda çok önemli. Yalnızca katılımcılık yetmiyor. Zaten SHP Belediyesi'nin 89-94 döneminin bana göre Türkiye belediyeciliğine kazandırdığı iki temel kavramdır bu. Saydamlık ve katılımcılık. O da beraberinde hesap verilebilirliği getiriyor.
Bu vesileyle şunu da söyleyeyim. 89-94 dönemi belediyeciliği bir başarı dönemidir. Zaman zaman 89 sendromu diye bir ifadenin çok yanlış bir biçimde, çok üzüntü verici bir biçimde kullanıldığına tanık oluyorum. Her yerde 89-94 döneminde belediyelerimiz çok başarılı oldular. Peki arkadaş, başarılı olduğunuzda 94'te niye seçimler kaybedildi diye soranlar olursa onlara da şu yanıtı vereyim. 94'te bölündüğümüz için seçimleri kaybettik. Başarısız olduğumuz için değil. Bölündüğün zaman alamıyorsun. Evet. Parçalandığın zaman alamıyorsun. Bu da bizim sosyal demokrat belediyeciliğimizin başka bir mesajı olarak alınsın. Evet. Bence çok güzel bitirdiniz. İyi bari. Ben de böylelikle bittiğini öğrenmiş evet. oldum. Yok, çok güzel bir yere bağladınız. Yani onun üstüne başka bir şey söylenmemeli ki akıllarda kalsın diye öyle söyledim. Ya bana göre şu son kısımda çok önemli bir iki şeyden bahsettiniz. Birincisi bölünmemek gerektiği. Evet, bu çok önemli. Bir de icat ettik dediniz. Evet. Yaratıcılık gerçekten çok önemli. Sosyal demokratlar yaratıcıdır. Evet. O zaman ne diyelim? Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sosyal demokrasinin böyle bol bol rahatlıkla yaşandığı ve daha yaratıcı günlere diyelim. Umarım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Güle güle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un eski belediye başkanlarından Ahmet İsvan anısına bir sergi düzenledi. Evet. Ahmet İsvan, İstanbul'un Halkçı Belediye Başkanı 1973-1977 sergisi. Açılışına yine kendisinin öncülük etmiş olduğu sergi salonunda, İBB Saraçhane binasında, başkanlık binasının sergi salonunda 20 Haziran'a dek görülebiliyor. Ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'yla İstanbul Planlama Ajansı'ndan birimlerinden Enstitü İstanbul bu sergiye eşlik etmek üzere sergide öne çıkan konulara odaklanan etkinlikler dizisi sürdürüyor. Bu etkinlikler dizisinin ilk oturumu kronik sorunlara kalıcı çözümler halkçı belediyecilik oturumu. Ve ilk konuğumuz da İstanbul'un eski belediye başkanlığından Nurettin Sözen. Kendisine davetimizi kabul ederek bugün buraya katıldığı için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Estağfurullah, teşekkür ederim. Bahsettiğimiz gibi konunun başlığında aslında mesele bu halkçı belediyeciliğe odaklanıyor. Ve siz Türkiye'de halkçı belediyecilik dendiği zaman ilk akla gelen isimlerden bir tanesisiniz. Siz bu halkçı belediyecilik anlayışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendinizin bu konuya bakışı nedir? Ve bunu kendi başkanlık döneminizle nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Uygulamalara nasıl yansıttınız? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Tabii. Önce İsvan'ı saygıyla analım. Benim çok eski dostum. Kendisi partimizde ilçe başkanlığı yaptı, il başkanlığı yaptı. Ben de o zaman il yöneticisiydim. İl Gençlik Kolu Başkanlığı yapmıştım. Kendisini uygun zamanlarda Yalova'ya ziyarete giderdim. Kendisi de orada görev yaparken beni Yalova'yı gezdirir, esnafla, halkla buluştururdu. Sonra il yönetiminde beraber çalıştık. Ve kendisi belediye başkanı seçildi. Belediye başkanlığı yaptığı sürece, yani partimizin bakış açısına ve felsefesine, programına çok uygun şekilde gerçek anlamda bir halkçı belediye başkanı idi. Yaptığı şeylerden birkaç tanesinden bahsedeceğim. Ancak öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Ahmet İsvan Bey çok büyük para sıkıntısı çekti. Diyebilirim ki her ay maaşları ödemek için Ankara'ya gider, işte parti genel merkeziyle, Maliye Bakanlığı'yla görüşmeler yapardı. Oradan getirdiği parayla aylıklar ödenirdi. Ama bu tabii büyük yatırımlar yapmayı zorlaştırıyordu. Fakat kendisi kafa yapısı bakımından, düşünceleri bakımından gerçek halkçı bir belediye başkanıydı.
Halk Ekmek öyküsü onunla daha çok konuşuldu. Halk ekmeğe büyük önem verdi. Daha ucuza, daha kaliteli ekmek halka sunmak için. Birçok meselelerde halkçı yaklaşımı, yani çalışanlarla çok iyi ilişkiler kurdu. Sendikalarla çok iyi ilişkiler kurdu. Örgütle, yani parti örgütüyle çok sıcak ve yararlı ilişkiler kurdu. Ve bakış açısı bakımından tamamen halkın yararına olabilecek her yola başvurdu. Benim anımsadığım çalışmalar daha çok onun şey anlamında, somut bir yatırım manasında değil ama halka yakınlığı, çalışanlara yakınlığı onun önemli özelliklerindendir. Ben maalesef bu riskli yaş sınırında bulunduğum için açılışınıza katılamadım. Yani müzenin açılışına, ama cenazesine katıldım. Onun da küçük bir öyküsü var. O gün rahmetli İsmail'e tören yapılacağı gün genel şeye geldim, belediyeye geldim ve tabii parti grup odasına çıktım. Grup odasına çıkışımdan 5 dakika sonra o zaman da o da rahmetli oldu. Belediye başkanı, AKP belediye başkanı geldi. İşte elinden tutarak işte aşağı inelim bir kahve içelim beraber falan dedi. Beraber kahve içtik, resimler çekildi. Belki ilk kez, yani 5-10 yıl içinde ilk defa böyle bir davette karşı karşıya kalmıştım. Israrla yemeğe gidelim dedi. Hayır dedik. İşlerim var dedim. Elimden tutup beraber cenaze törenine indik. Yani bunu şunun için söylüyorum. AKP iktidara geldikten sonra hiçbir şekilde eski belediye başkanlarıyla iletişim kurmadı. Örneğin ben tabii belediye başkanı olduğum zaman, o zamanlar Necdet Uğur rahmetli İsvan ve bütün şeylerle başkanları sık sık ayda en az bir kez konutunda toplardım ve onlarla bilgi alışverişinde bulunurdum. Eski belediye başkanımızın da bu anısını bu İsvan dolayısıyla söylemiş oluyorum. İsvan il yönetiminde çalışırken de şey yaptı, beni etkileyen bir halkçı bir anlayışı vardı. Yani saygıyla anıyorum. O döneme ait bir sorunuz olursa bildiğim kadarıyla bildiklerimle yanıtlamak isterim. Ama şu anda aklıma başka bir şey gelmiyor. Ben aslında o dönem değil de daha öncesi ve bu yakın zaman hakkında bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu sergiyi gezenler 1973 ve 77 yılları arasındaki dönemle bugünler arasında çok büyük benzerlikler görecekler. Siz acaba bu 1973-1977 döneminin politik iklimiyle bugünün siyasi iklimini nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Belediyecilik kavramının o günlerden bugüne kat ettiği yolu nasıl görüyorsunuz? Ne tür benzerlikler ve ayrılıklar var? Onu birazcık sormak istiyorum. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Halkçılık, halkçı belediyecilik anlayışı açısından. O dönemlerde özellikle İsvan'ın geliştirdiği tanzim satışları vardı. Tanzim satışlarında halkın ihtiyaçları daha birinci elden temin edildiği için daha ucuza halka ulaştırılabilirdi. Örneğin ben o zaman Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yönetici konumundaydım. Biz bütün alışverişimizi, yemekhanenin alışverişini belediyenin tanzim satışından alırdık. Ve çok büyük bir anlayışla büyük de yardım ederlerdi tabii. Onu ona işaret etmek isterim. İslam döneminin olaylarından bir tanesi bu tanzim satışı. Daha belki dönemlerde de yani CHP'li belediye, İzmit Belediyesi'nde olduğu gibi sosyal konutlar, tanzim satışları bunlar şeyin çok önemli konularıydı. Ulaşımda da
şeylere, vatandaşlara, yurttaşlara, İstanbullulara kolaylık sağlayan indirimler, seferlerin arttırılması gibi meseleler var. Benim dönemimde onun bir devamı olarak aynı anlayışı temsil eden insanlar olarak benim dönemimdeki siyasi şeyle bugünkü arasında hiç fark yok. Bugünkü şeyler, belediyelere bakış açıları, iktidarın, hükümetin daha da acımasız. Benim zamanımda da nasıl ki Ahmet İsvan her ay maaş ödemek için Ankara'ya giderse, benim zamanımda da örneğin metroya temel atmaya karar verdiğim için Avrupa'nın ve hatta dünyanın belli metro istasyonlarını gezdim. Hükümetleriyle çalışmalar yaptım. Örneğin Rusya'yla İstanbul metrosunun yapılması, Ruslar tarafından yapılması konusunda prensip anlaşmasına vardık. Bu haberler, resimler basında çıktı. Fakat Türkiye'ye gelindi. Şimdiki Tarım Bakanlığı'nın babası o zaman Maliye Bakanı'ydı. Ve bu anlaşmanın onu onayından geçmesi gerekiyordu. Kendisiyle randevu alamadım. Randevu alamamak için o zamanki genel başkanımız Sayın Baykal'a rica ettim. Böyle böyle çok heyecan duyuyorum. İşte şeyle, prensipte anlaştık. Rusya ile anlaştık İstanbul metrosu için. Ama Maliye Bakanı'yla görüşemiyorum. O da uğraştı, o da randevu alamadı. Yani hükümetlerin belediyeleri çalıştırmama anlayışı ve geleneği maalesef AKP'de ve sağ partilerde devam ediyor. Ve bugün de belediye başkanlarımıza ne kadar zorluklar çıkardıklarını izliyorum, görüyorum. Bunun örneklerini arttırabilirim. Bir örnek daha metrodan söz edilmişken bunu da söylemeliyim. Yaptığımız metroyu nihayet hiçbir yerden destek alamayınca, yani hükümet yapamayınca arkadaşlarla karar verdik. Kendi olanaklarımızla belediyeyi, yani metroyu hayata geçireceğiz. Düşündük, karar verdik, ihaleyi yaptık. 10 tane şirket diyelim ki, daha evvel tünel açmış 10 tane şirket. Onlar ihale kazandılar ve o zaman ciddi bir manevi katkıda bulundular. Yani İstanbul metrosunun oluşması için iş adamları ciddi bir katkıda bulundular. Size kimsenin bilmediği veya çok az insanın bildiği bir sırrı açıklayayım. Metro ihalesinin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu kararı, o miktardaki paranın bütçeden harcanması için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor. Bakanlar Kurulu'nun bu konuda olumlu karar veremeyeceği varsayımıyla metroyu aynı fiyatla, aynı projeyle, aynı müteahhitlerle, müteahhitlerin sıralarını değiştirerek belki de iki ihaleye böldük. İhalenin birinci aşaması Taksim Şişli'dir. Şişli Camii'nin yanında bir levha vardı. Çok az insan, yani İstanbulluların binde biri bile görmemiştir onu. Şişli'den de Levent'e ikinci ihaleydi. Bunu yapmamızın nedeni, hukukçu danışmanlarımın önerisiyle Bakanlar Kurulu'na girmesini önlemekti. Çünkü Bakanlar Kurulu'na girerse metronun yapımına müsaade etmeyecekler. Metro böyle büyük zorluklarla, büyük engellerle karşılaşarak bu noktaya geldi. Temelini attık çok şükür. Benim zamanımda tünellerin tamamı bitmişti. Sadece elektrifikasyon ihalesi kalmıştı. O ihaleyi biz yaptık. Fakat şeyini çok ilginçtir. Ben tekrar aday olmayacağım anlaşıldığı için gelen yanıtları bir paket yapıp, mühürleyip kasaya koyduk. Benden sonraki belediye başkanı gelsin açsın diye. Onlar açtılar. Siemens kazanmıştı. O ihale iptal edildi. Yeniden bir ihale yaptılar. Damat Bey'in ailesinden olduğunu zannettiğim bir müteahhitle bir Fransız ortağı ihaleyi kazandı. Yani
metronun elektrifikasyon ihalesinin öyküsü böyle. Nurettin Sözen dönemi deyince gerçekten de bu metro hatları ve tramvay hattı ilk akla gelen uygulamalardan. Yani çok uzun yıllar İstanbul'da metronun gerekliliğinden bahsedilmişti. Hatta bu Ahmet İsvan sergisinde de metronun kent yaşamı için, kentliliği anlamak ve yaşayabilmek için çok önemli bir unsur olduğundan bahsediliyor. Sizin bu ulaşımla ilgili düşüncenizi, hazır söz metrodan açılmışken bu konuya nasıl baktığınızı, ulaşımı neden gerekli gördüğünüz demeyeceğim ama nasıl değerlendirdiğinizi birazcık öğrenmek isteriz. Tabii söyleyeceğim çok şeyler var. Bu zaman sınır içinde kalmaya çalışacağım. Aslında Nişantaşı'ndaki büromda arşivde çok dosyalar var bu konuda. Çok kitapçıklar var, broşürler var. İnşallah orada bu konuları tekrar konuşma fırsatı ortamı doğar. Şöyle başlayayım ben. Dünyayı da, yani hekim olarak, hekim öğretim üyesi olarak zaten bütün dünyayı dolaşmıştım. Metronun toplum hayatındaki yerini okumanın ötesinde bizzat gözlemledim. Ve programımın da en önemli, yani seçime girerken programın en önemli bölümü de metroyu oluşturuyordu. Dolayısıyla metro konusunda tekrar dolaştım. Avrupa'da birçok yerlerde ikinci kat, ikinci değişik yükseklikteki katlarda metroların inşa edildiğini gördüm. Budapeşte gibi, işte İsveç'te, Macaristan'da vesaire. Mutlaka metroyu yapmaya karar vermiştim. Fakat biraz evvel değinmiştim. Rusya ile anlaştım. Hem Moskova Belediye Başkanı ile hem Ulaştırma Bakanı ile. Fakat Türkiye'de onu hayata geçiremedim. Yani sonuçta kendi paramızla ve kendi müteahhitlerimizle metroyu yapmaya karar verdik. Metronun öyküsü öyle. Geçenlerde, bundan birkaç ay evvel şimdiki yönetimin genel sekreter yardımcısı bizim belediye başkan sekreterlerinden Profesör Mete Tapan'ın öğrencisiymiş. Mete Tapan'ın isteğiyle beraber gittik ziyarete. Orada beklerken bir hanımefendi odasına davet etti kahve ısmarlamak için. Kendisinin Raylı Sistemler Daire Başkanı olduğunu öğrendim. Elin Hanım. Bundan çok mutluluk duydum tabii. Evet. Benim raylı sistemlere verdiğim önem dolayısıyla. Şimdi düşünün, İstanbul'da metro, işte temel attım ve söyledim. Levent'e kadar tamamen gidiş geliş şeyler tamamlanmıştı. Tüneller tamamlanmıştı. Sadece elektrifikasyonu kalmıştı. Onun ihalesini de yaptım. Fakat ihale dosyalarını, zarflarını açmak bana nasip olmadı. Ben bilerek, isteyerek onları mühürleyip kasaya koydum. Şimdi metro 2, tramvay, kent içi tramvay. Bizim öğrencilik yıllarımızda işte bildiğiniz gibi kırmızı tramvay, yeşil tramvay vardı. Birisi 3 kuruştu, birisi 5 kuruştu. Öğrencilere de indirimler vardı. Bu tramvaylar benden evvelki dönemde dünya metro için ısmarlanmış. Fakat bir plansızlık var. Ismarlanan metro, o büyük şeylerin, vagonların bir kısmı Stockholm'da kiralık depoda alıkonulmuş. Bir kısmı da İstanbul'da depoya konulmuş. Tabii bir şeyin, bu sistemlerin depoya konması nasıl olacak? Raylar döşenecek. Ancak öyle bir şey olabilir. Ben bu tramvay, kent içi tramvayı düşünürken çok acele ederek yaptım ve çok doğru yaptım. İki amaçla doğru yaptım. Bir, raylı sistemlere zaten
tutkum vardı. Böylece kent içi tramvayını getirmiş oldum. İkincisi şeyler, vagonlar boş duruyor ve yağmurdan ve iklimden olumsuz etkileniyor. 100 tane ısmarlanmış, 4 tanesi kullanılıyor. Yani geri kalanı boş duruyor. Böylece buraylı sistemleri de sisteme soktum. Bütün üniversitelerin ulaşım hocalarını toplantıya çağırdım. Birkaç toplantı yaptık. Tabii bu şeylerin hız meselesi var. Büyük vagonlardan söz ediyorum. Bir de yerden yükseklik meselesi var. Bunlara çözüm bulmamız gerekiyor. Şeyler, hocaların önerisiyle hız meselesi çok kolay şey yapılıyor. Bu teknoloji çok kolay çözümleniyor. Peki yükseklik meselesi nasıl çözeceğiz? Onun için de yapılan önerilerden en makbul olanı, dikkat ederseniz o tarihlerde hala var mı bilmiyorum. İstasyonlarda belli bir yükseklik var. Çünkü şeylere, kapılara ve merdivenlerde operasyon yapılırsa daha büyük bir arıza ortaya çıkar diye hiç merdivenlere dokunmadan bu sefer istasyonları yükselttik. Sokaktan geçen insanlar, kent estetiğiyle uğraşanlar belki ilk zamanlarda ona şaştılar sebebini bilmedikleri için. Sebebi 90'ı aşan o büyük vagonların ulaşımda bir problem çıkarmaması. Yani kent içi tramvay da böyle oldu bildiğiniz gibi. Olabildiğince şeyleri yaygınlaştırmaya çalıştık. Üçüncüsü, 3 tane raylı sistemden söz edilebilir İstanbul için. Nostaljik tramvay. Nostaljik tramvay yayalaştırma projemizin bir parçası aslında. O tramvayların vagonlarını bulmak için, yani nostaljik olması bakımından, Türkiye'deki mevcut bir tarafa atılmış olan vagonlar onarıldı. Avrupa'ya arkadaşları gönderdim. Avrupa'da da bulursak aynısını, oradan birkaç tane de oradan geldi galiba. Böylece tünel, Taksim, nostaljik tramvayı devreye girdi. Ve bu ne demektir? Bir taraftan ulaşım, oradan da tünel var, tünelden de Karaköy var. Dolayısıyla ciddi bir ulaşım görevi yapacak. İki, turistik bir kent olan nostaljik tramvayı canlandıracağız. Üçüncüsü de İstiklal Caddesi'ni yayalaştırmış olacağız. Başka araç girmeyecek. Bu arada yayalaştırma çok ihmal ediliyor. Bu konuda da birkaç cümle söylemek istiyorum. Sırayla bütün ilçelerde yayalaştırma yaptık. Şeydeki Samatya'daki pazarı biliyorsunuz, yayalaştırma bölgesi. Eminönü'nde Kumkapı, Kadıköy'de Moda, Pendik'te, Kartal'da, yani şu anda aklıma gelmeyen nerede varsa, yani halkçı bir anlayışın ürünüdür. Yayalaştırma çok önemli. Evet. İnsanlar eşleriyle, çocuklarıyla o yayalaşmada yan yana beraberce yürüme, dolaşma şansını yakalıyorlar. Yayalaştırma konusunda da Sultanahmet örneğin, Sultanahmet'te de aynı şekilde yerleştirme. Yani şimdi düşünsem başka bölgelerde sayabilirim. Evet. Yani her ilçede aşağı yukarı halkın rahatça trafik endişesi olmadan dolaşabileceği, çocuğuyla, eşiyle, arkadaşlarıyla dolaşabileceği alanlar, ya Nur Osmaniye örneğin çok önemli. Evet. Turistlerin çok gidip geldi. Orayı da yerleştirdik. İşte bu sağ partilerle, rantçı partilerle bizim partimiz arasındaki temel farklardan birisi yayalaştırma. Bırakın toplu taşım, bırakın raylı sistem. Bunlar her biri, toplu taşım da öyle, raylı sistem de öyle, yayalaştırma da öyle. Bunlar bizim halkçı anlayışımızın ürünüdür. Allah bize bu fırsatları verdi ve bunları büyük ölçüde hayata geçirdik. Evet. Siz aslında benim sormak üzere hazırlandığım konulardan bir tanesini kendiliğinizden anlattınız ama halka hizmet karlıysa yapılır, karlı değilse yapılmaz gibi bir söylemin aksine sizin uygulamalarınızda
kamusal refahı arttıran uygulamalar göze çarpıyor. Tamamen, evet, tamamen halka hizmet adına hem halk karlı çıkacak, halkın yararına hizmet edeceksiniz. Hem de açıkçası bu söylediğim projeler belediyeye de çok büyük bir şeyler getirmedi, zahmetler yapmadı. Şikayetçi olanlar oldu. Örneğin şey komisyoncuları, işte turistleri ayarlayanlar, ne diyorsunuz ona, işte onlara mal satmak isteyenler, Sultanahmet'e falan karşı çıktılar. İşte Sultanahmet için yayılaştırılıyor, işte Nur Osmaniye için yayılaştırıyor. Menfaati zahir olanlar bu projelere karşı çıkabilirler ama bizim inandığımız halkçılık anlayışında bu projeler vardı ve bunları hayata geçirdik büyük ölçüde. Evet. Sizin döneminizin çok önemli yani hafızalarda kalan taraflarından bir tanesi de aslında bu gecekondu bölgelerine altyapıyı evet. götürmüş olmanız ve bundan dolayı aldığınız eleştiriler. Evet. Aslında halkçı belediyecilik deyince tabii ki dezavantajlı kesimlerin ihtiyaç ve taleplerine öncelik vermek ve bunları çözümlemek önde gelen konulardan bir tanesi, bir karakteristik. Çok güzel bir soru soruyordunuz biraz evvel. Eski dönemle bugünkü dönem arası kıyas. Bugün genel başkanımızın belediye başkanlarından istediği en önemli şeylerden bir tanesi. Gecekondu demeyelim, çok kalmadı ama yoksul evet. bölgelere, fakir evet, bölgelere evet. Farklılık yaratarak onlara daha çok hizmet verilmesi gerektiğiydi. Ben tamamen bu uygulamayı yaptım. Ama çok sevinerek, çok mutlu olarak gidiyordum, çünkü işin başına gidiyordum. Ömründe şey görmemiş, şebeke gören, su şebekesinden yararlanmamış bölgelere, Kartal'da, Pendik'te, daha çok sizin deyiminize, o dönemin gecekondu bölgelerine suda götürdük, altyapıda götürdük, şeylerde götürdük, raylı sistemlerde üst geçitler yaparak, yani şeyin Kadıköy tarafının sağ tarafı daha uygar ve kentleşmeye yakın yerlerdir. Sol tarafı ihmal edilmiş bölgelerdir. Onları birleştirebilmek için o bölgede, yani Maltepe, Pendik, Kartal bölgesinde en azından 5 tane üst geçitimiz vardır. Oradaki amacım yani şeyle birleştirmek, gelişmiş bölgelerle geri kalmış bölgeleri daha çok birleştirmek. Oraya büyük özen göstermişim. Diğer bölgelerde de aynı şekilde. Bu arada halkçılık anlayışımın çok somut bir örneği var. Araştırmacıların da bu konuyu incelemesini ve daha somutlaştırmalarını dilerim. Biz 80'den sonra 89'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme yapılmamış. Sendikacılar belediye başkanı bulunduğu kata çıkarılmamış. Oysa sendikacılar hepsi, yani DİSK de başta olmak üzere, Türk İş'te, hatta Hak İş ile de çok sıcak ilişkilerimiz oldu. Büyük bir iddiayla söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti döneminde, bugünle de dahil, bizim yaptığımız ve işçi, emekçi yararına toplu sözleşme yapılmamıştır. Hepsi yani toplu sözleşmede emekçiler geriye dönük, madem ki 89'a kadar yapılmamış, bunların yasal hakkı toplu sözleşmeden yararlanmak, o 9 yıllık döneme ait geriye dönük alacaklarını da verdik. Bunun çok ilginç şeyleri var. Yani şimdi yine zamanınızı çok almamak için çok özet söyleyeyim. Birkaç defa böyle arabayı başka bir arkadaş kullanıyor, benim gittiğim arabayı. Ben de yanında oturuyorum. Şoförüm. Bir araba bize yanaşmaya çalışıyor. Şeyde polis var, koruma polisi. Uyarıyor işte, efendim bir araba bizi takip ediyor diyor. Nihayet o takip eden araba bize yan yana geldi. Elinizi öpeceğim diyor. Çünkü bu arabam da evim de sizin yaptığınız yardımlarla oldu diyor. Yani insanlar, bir emekçi bir şeyi, böyle eski de olsa küçük de olsa, bir arabayı alabildi. Evini
alabildi. Yani ben bunlar çok övüş duyuyorum. Bunu yüzlerce şeyini gördüm. Sokaklarda yolumu kesen, elimi öpen, işte telefon eden, işte Çatalca'ya davet eden itfaiyeciler vardı orada. Onlara da çok büyük katkılarda bulunmuştum. Hem fazla mesai hem risk şeyini yasadaki 657'deki ikisini birden kullandırdım. Bu benim tercihimdi. Tabii bir itfaiyeci hem şey alınca, fazla mesai alınca hem de iş riskini alınca şeyi yükseliyor. Ciddi bir seviyeye geliyor. O yüzden de onlar bana çok bağlıdırlar, çok aşıktırlar. Durmadan işte yaz aylarında Çatalca'ya davet ederler şey kesmek için. Kuzu kesmek için ya gidik kesmek için. Evet. Evet, yani bunlar şeyden kalkarak sizin halkçılık evet. Vurguladığınız halkçılık. Evet. Kalkarak bunları anlatıyorum. Evet. Bu bahsettiğiniz sendika konusu da gerçekten bugün hala hatırlanan bir konu. Evet. Ve sosyal demokrasiyi yani hem kentte yaşayanlar için hem de belediyedeki mesai veren herkes için de kullanmış olmak çok önemli bir yaklaşım. Acaba eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Var, çok şey var. Çok şey var da ne kadar müsaade edersin bilmiyorum. Mesela bu grev sendika konusunda mecliste de Erdoğan'la çok tartıştım konuları. İşte biliyorsunuz çöp tutturur çöp diye. Hı hı. Sendika toplu sözleşme imzalamadan evvel de sonra da değişik sendika anlayışları var. Yani onayladığım onaylamadığım grev oldu. Yani bir grev gömleği giyip grevcilerin yanına gittim. Ve bu grev 2-3 gün sürüyor. 2-3 gün sürünce en etkin biliyorsunuz sendikacının en etkin belediye sendikalarında en etkin silahı çöp. Evet. 3 gün çöp toplanmıyor. Sonra müzakereler devam ediyor. Bir uzlaşmaya varıyorsunuz. Olay bitiyor. Şeye sordular. İşte mecliste dahi tartıştık. Belediyede de bir takım şeyler, kapitalist insanlar, bir takım sağcı insanlar. İşte bunu eleştirdikleri zaman sendikasız, demokrasi olmayan sendikasız bir toplumda yaşamaktansa bu çöplerle beraber ama demokrasisi olan, sendikası olan bir düzende yaşamayı yeğlerim diye benim basında çıkmış çok şeylerim vardır. Söyleyeyim. Beyanlarım vardır. Yani çok uzatmamak için söyleyeyim. Mesela otobüs Macaristan'da bu meşhur otobüs şeyi var. Markası söyleyeceğim birazdan. Icarus. Icarus, bravo. Icarus otobüslerin bu şeydeki Rusya'daki dağılma dolayısıyla Macaristan'ın son siparişlerini deposunda ne kadar varsa Moskova'ya ne kadar yapmışlarsa Macaristan'a ne kadar yapmışlarsa hepsini birden ben aldım. Hiçbir dönemde yani bildiğim dönemleri sayıyorum bu kadar otobüs alınmamıştı. Karas otobüsü alınmamıştı. Ve Merkez Bankası'nın, Macaristan Merkez Bankası'nın son işlemidir. Yani o sistem içinde, o düzen içinde son işlemidir. Ben İngiltere'de yaşadığım zaman orada gördüğüm o kırmızı otobüslerin üst katta oturmasının ne kadar keyifli bir yolculuk olduğunu bilirim. Hele bizim gibi deniz kenarı olan falan yerlerde onları özellikle rutlarını şeye göre ayarlardım. Manzarası olan bölgelere göre ayarlardım. Çift katlı otobüsler benim zamanımda geldi. Bir de özürlü insanlar için otobüsler. Yani arabasıyla girmek için otobüs böyle sıfır oluyor. Evet. Kolaylıkla arabasıyla beraber girebiliyor. Bu şeyler benim zamanımda ve bunları çok mutlulukla anımsarım, anarım. Bunlar da çok önemli şeylerdir. Tabii yaptığımız ilkler var. Yani biliyorsunuz susuz kalmış bir şey var. Başlı başına bir öykü, bir program yapılabilir. Amerika'da en ciddi şirket olarak yağmur bombası. Teknik Üniversitesi'nin kontrolünde yağmur bombası şeye geldi. Söyle İstanbul'a geldi.
ve yağan yağmurun %15-20'sinin bu sistem dolayısıyla yağdığı bize rapor edildi teknoloji tarafından. Buna benzer öykümüz çok. Evet. İnşallah sağlıklı günlerde tekrar bir araya geleceğiz. Hem de Nişantaşı'nda büromda. O büroda kitapları, resimleri ve arşivdeki dosyaları size sunacağım. Daha renkli bir program olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Umuyoruz ki ben teşekkür kısa zamanda yapabiliriz bunu. Sağ olun. Mevcut arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Başkanımıza selamlar, saygılar sunuyorum.